Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Türkiye 56 ton altın aldı. Kritik seviyeyi açıkladılar. Emtia piyasalarında resesyon fiyatlamaları devam ediyor. Dolara olan talebin artarak devam etmesiyle, resesyon endişeleri emtia piyasalarından çıkışları hızlandırıyor. Altın bu ortamda güvenli liman kimliğini kaybetmiş görünürken, fiyatlar önemli bir baraj olan 1.800 düzeyinin aşağı doğru kırarak, düşüşleri tetikleyecek tehlikeli bir bölgeye geri çekildi. Küresel piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığı ve güvenli liman talebinin dolar endeksinde yoğunlaşmasıyla birlikte, bu hafta sert satış baskılarına maruz kalan ons altın, Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi. Altın, 1980'lerden bu yana en şahin FED hamlelerine yenik düştü. Son bir ayda ons altındaki kayıp %6'ya yaklaştı. Hafta içinde 1.732 dolara gerileyen, 1.740, 1.750 dolar arasında istikrar kazanmaya çabalıyor. Fakat ons altın bu hafta içerisinde gerçekleştirdiği sert düşüş hareketiyle Mart 2021'den bu yana sürdürdüğü yükseliş trendini aşağı yönlü kırması piyasalara negatif bir sinyal yollayarak teknik görünümü iyice bozdu. Teknik göstergeler trend kırılmasının ardından aşağı yönlü risklerin yoğunlaştığını ve fiyatların kısa vadede 1.800 doların altında kalmaya devam edeceğini işaret ediyor. Analistler, ons altında geri çekilmenin sürmesi durumunda kısa vadede 1.735, 1.715 ve sonrasında 1.695 dolar desteklerinin izleyeceğini söylüyor. Olası yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 1.750, 1.766 ve 1.782 dirençleri takip edilecek. Geçen yılı 1.785, 1.815 seviyeleri arasında yön arayışı içerisinde geçiren ons fiyatlamaları, Rusya-Ukrayna ile birlikte güvenli limanlara ilginin artmasıyla 2000'li seviyelerin üstüne çıkmıştı. Ancak son günlerde piyasaların resesyonu fiyatlaması ons altını 2021 yıl sonu seviyesinin gerisine çekti. TIA Bank Dünya Piyasaları Başkanı Chris Gaffney, yükselen faiz ortamında altından daha çekici alternatifler var diyor. Kitco Metals'ın kıdemli analisti Jim Wyckoff, Reuters'a verdiği demeçte, altın ve gümüş için kısa vadeli teknikler tamamen düşüş eğiliminde ve bu da teknik tabanlı spekülatörleri, vadeli işlem piyasalarının kısa taraflarını oynamaya davet ediyor şeklinde konuşuyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.